Dünya mutfak kültürleri İstanbul'da buluştu. Gastronomist ünlü şefleri bir araya getirdi. Adres Sultanahmet Meydanı'ydı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz şimdi. Danayı, bir danayı, 300 kiloluk bir danayı bütün olarak pişireceğiz. Restoran sahibi, et uzmanı Cüneyt Asan, hünerini bu kez farklı bir noktaya taşıma çabasında. İlk kez bir dana bütün olarak özel bir fırında pişirilecek. Ya hiç daha önce böyle bir fırın yaptınız mı? Yok. Yapar mıyız? Yaparım ben abi dedi. Hiç sıkıntı yok. O zaman ben şöyle bir fırın istiyorum dedim. İşte yaptı abi. Fırın hazır. Gerisi bendeydi zaten. İşte et, işte fırın. Hazırız abi. Gastronomist etkinliği sektör temsilcileriyle vatandaşı bir araya getirdi. İkramlar yapıldı. Söyleşiler gerçekleştirildi. Genelde gastronomi etkinlikleri kapalı alanlarda olur biliyorsunuz. Profesyoneller arasında gerçekleşir. Biz bunu genel itibariyle tarihi yarımadanın bütününe yaymak istedik. Dünyaca ünlü yabancı şefler de katılımcılar arasındaydı. The culture, the food is so incredible. Buranın kültürü ve yemekleri muhteşem. Gastronomist etkinliği yeni şeyler öğrenebilmemiz için büyük bir şans olacak. Bütün olarak hazırlanıp fırına verilen dananın pişmesi saatler sürdü. Sultanahmet Meydanı'ndaki etkinlik 4 gün sürecek. Konuya geçeceğiz ama tam da aslında saatler böyle akşam saatlerini gösteriyor. Muhtemelen ekrandaki birçok kişi de acıkmıştır. Biraz daha onların açlık hissini arttıracağız ama güzel görüntüler, onu söyleyelim. Dünyanın gastronomi başkenti olmaya aday İstanbul ve Türk mutfağı biliyorsunuz. Onlarca çeşit güzel lezzetli yemeklerimiz var. Bugün de İstanbul'da bir fuar da diyebiliriz, aslında bir festival de diyebiliriz. Tarihi Yarımada'da başladı. Dünyaca ünlü şefler İstanbul'da buluştular ve hünerlerini sergiliyorlar. Herkese de açık gidebilirsiniz, bunu da söyleyelim. İlk günde ise farklı bir şov yapıldı. Bütün bir dana çevrildi o kızgın ateşte ve ortaya renkli görüntüler çıktı. 24 muhabiri Rasih Turanoğlu oradaydı. Bakalım nasılmış o görüntüler, birlikte izleyelim. Dünya çapında şeflerimiz var, hakikaten söylüyorum. Bunu yaparken de Anadolu Mutfakları Derneği var. Mutfak Dostları Derneği, yani bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız bunlar. Ve Mutfak Magazinleri Dergisi'nin desteğiyle, Kültür Turizm Bakanlığımızın desteğiyle ve Fatih Belediyesi'nin ev sahipliği gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Ben başarılar diliyorum. İşte Dolima aslında şeyin bu etin merkezi olan Brezilya'dan gelen dünyaca meşhur bir şef. Dünyaca meşhur bir şefimiz daha Cüneyt Bey. İşte bunlar da aslında bir araya geliyorlar. Bunlar bu iş takip edenler için bulunmaz bir nimet bunlar. O zaman biz et üstadlarıyla beraber miyiz başkanım? Evet, kesinlikle. Et üstadlarıyla beraber ve bu şeyi mutfağı takip eden, gastronomi takip eden, bunun sanat yönünü takip edenlerin aslında dünyada bir arada görmek istedikleri üstadlar. Mesela İtalya'dan da Cecchini var. Cecchini burada. Evet. Bunlar önemli şeyler, fikirler. Sadece dünyada çok ünlü bu şefler. Buradaki kurmuş olduğumuz dostluk köprüsünden dolayı başkanımın bize Sultanahmet'i açması, Ayasofya'yı açması, bütün yüreğini açması dolayısıyla bu insanları çekiyor buraya. Zaten lezzetinin çıtırtısıyla mükemmel bir şarkı şu anda duyuyoruz danadan. Aynen, ve kokusu da hafiften bir rayha bizi, evet. Ve bu Türkiye'de bir ilk olacak. Bunu gerçekleştirdik. Peki ne zaman yiyeceğiz bunu? Ne zaman pişecek ustam? 5 saat sonra hazır duruma gelecek. Şimdi özellikle söylemek istediğim şeyler. Dünyada eğer ülkenizi tanıtmak istiyorsanız bunlardan en önemli ayaklardan bir tanesi gastronomi, bir diğeri de futboldur diye inanıyorum. Eğer dünyaya açılmak ve dünya ülkenizi anlatmak istiyorsanız tadınızla, tuzunuzla vesairenizle anlatabilirsiniz. Kaldı ki bizim ülkenin olağanüstü bir yemek kültürü var. Çünkü halkların kültürü var. Olağanüstü bir halk kültürü var. Yani tüm millet, tüm halklar bizim ülkemizde Anadolu'da 14 bin yıldan beri yaşamışlar. Medeniyetin başladığı yerden başlamışlar. Geldiklerinde oralara tadını, tuzunu, lezzetini, aromalarını, zevklerini, aşklarını, sevdalarını, barışlarını getirmişler. Ve bunların hepsini bizim bu ülkede birbirleriyle paylaşmışlar. Paylaşınca bir tencerede buluşturmuşlar ve dünyanın en mükemmel lezzetine ulaşmışız. Evet, zaten bu kokunun eşliğinde heyecana gelmemek mümkün değil diyelim. Gastronomi ayağında yapılan bu dünyaya kendimizi anlatma yönündeki şey bu anlamda çok önemli. Dünya bizi daha iyi tanıyacak anlamına gelecek. Ve hızlı anlayacak. Bir de turizm açısından da son derece önemli Cüneyt Bey. Okay. Çünkü şu an yapılan araştırmalarda insanlar yurt dışına seyahate gittiklerinde gidecekleri ülkeleri tercih ederken %88 oranında oranın mutfağını önemsiyorlar. Yes. Gittiklerinde bir defa nerede ne yiyeceklerini önceden tespitini yapıyorlar. Bu önemli. Bir de
Yine son yapılan çalışmalarda turizm gelirlerinin %20-21'i gastronomiden geliyor. Evet. Bu çok göz ardı ediliyor. Bizim açımızdan bu da son derece önemli. Ben her açıdan, turizm açısından, mutfağın tanıtılması açısından, kültürel boyutu açısından, tarih boyutu açısından, ekonomi açısından önemli çalışma olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım.